Dragan'dan size küçük bir hoş geldin hediyesi bunlar. Kendisi diyor ki, bu daha başlangıç. Siz onun istediklerini yaparsanız, o da size karşılığını fazlasıyla verecek. Hem davanıza gideceksiniz, hem de cebinizi dolduracaksınız. Artık Dragan'ın devri başlıyor. Hadi, gelin alın, çekinmeyin. Sıkı sıkı tutun. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, ateş! Ateş kes! Oğlum, ne diyoruz sana? Buraya dayayacaksın bak Dikçi, buraya. Tamam, mermimiz bol. Dragan sağ olsun. Ama siz öğrenene kadar cephanelik boşalacak. Hadi bir daha. Bir, iki, üç, ateş! Ay sizi bu kampa getireni ben. Nasıl gidiyor? Nedir durum? Nasıl gidiyor? Sabahtan beri sıkıyorlar. Ve alışamadılar. Şero bugün istiyor adamları. Anca yitirim diyor. Eğer buradan bir şey çıkmayacaksa başka yerden bakayım. Bunlardan bir cacık olmaz. Bak vurdum. Gördüm gördüm. Bu işe yarar gibi. Bilmiyorum. Bakalım be. Adın ne senin? Bedir. Bedir. Bedro diyelim sana. Olur. Benim için bir sıkıntı olmaz. Hadi bakalım Bedro. Sık bakalım bir tane daha. Tamam. Ne oldu Bedro karavana? Bir şans daha ver bana. Pedro, gel sen benimle. Şero kim? Tanıyorsunuz. Size dedim. Tanıyorsunuz Şero'yu. Yok. Tanımıyoruz. Yani ben tanımıyorum. Biz de tanımıyoruz. Madem öyle, ben size söyleyeyim. Şero, örgütün en yetenekli bomba uzmanıdır. Eğer kafanızı kullanırsanız, örgüt için vazgeçilmez olursunuz. Sizi birazdan Şero'nun yanına götüreceğiz. Şero sizi eğitecek, adam edecek. Bu hoşunuza gitti. Gitmez mi? İyi. Hadi gelin benimle. Dragan, nefis bir şey oldu bu. Sanat eseri yaratıyorum ona göre. Abartma istersen Şero. Altı üstü drone'un üstüne bomba yerleştirdin. Ha bak, alınırım ama böyle dersin. Dandik malzeme koymuyorum. Sen bu işi kolay olduğunu mu zannediyorsun? Benim yaptığım bombayı başkası yapsa masadan kaldırmaya çalışırken elinde patlar. Çok hassas gramajlar bunlar Dragan. Ayrıca koordinat giriyorsun, gidiyor, sonra bam. Böylesini radikaller bile başaramadı. Bu eğitimi sadece bize verdiler. Biliyorum, biliyorum. O yüzden sizle çalışıyoruz ya.
Peki bu örgütteki aptallar dronları kullanmayı becerebilecekler mi? Merak etme, hepsine teker teker öğreteceğim. Yeni adamlar bulmalarını istedim. Eli silah tutan falan yeni adamlar. Bana bak Şero, bu operasyon benim için çok önemli. Çoklu saldırı yapacağız. Bu ülkedeki huzuru sınır dışına itmemiz gerekiyor. Huzur gidecek, para gelecek. Anladın? Sen hiç merak etme kasap. Her şey benim kontrolüm altında. Güzel. Yalnız planladığın saldırılar için bu dronlar yeterli olmayabilir. Bize daha güçlü bir şeyler, daha büyükleri lazım. Merak etme, hepsinin siparişini verdim. Yakında elimizde olur. Şu örgütün topla tüfekle yapamadığını bu küçük oyuncaklarla yap. Dile benden ne dilersen Şero. Canının sağlığı. Yanlış. Kendi can sağlığın Şero. Kendi can sağlığını dile. Tamamdır. Bu bombayla istediğin Türk karakolunun nizamiyesini rahatça havaya uçururuz. Dragan'ın yapacağı saldırı bunlara var. İstediği gibi her karakolu basar. Vallahi iyiymiş. Ne sandın? İyi tabii. Bir an gelmeyeceksiniz sandım. Koca örgütte işe yarar adam kalmamış dedim herhalde. Vallahi Şero, sen yeni adam isteyince sana eğitimsiz adam getirmek istemedim. İyi yapmışsın, iyi. Bunlar mı? Aynen. Güzel. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neler yapacağınız söylendi mi size? Bize bomba yapmayı öğretecekmişsin. Yalnız bomba eğitimi almayacaksınız. Önümüzdeki günlerde çok büyük eylemler planlıyoruz. Artık bu topraklarda huzur istemiyoruz. Türkleri de istemiyoruz. Siz de bu önemli eylemlerin en kilit adamları olacaksınız. Anladık mı? Güzel. Hadi gençler. Komutanım, Karabatak ben. Komutanım. Komutanım, duyuyor musunuz beni? Alo. Alo.
Aslı. Sen kendine geldin mi? İyi misin? İyiyim. İyiyim, merak etme. Sen neredesin? Ben söyleyemem. Nerede olduğumu söyleyemem. Sesini duydum ya. Ölsem de gam yemem artık. O nasıl laf Ateş? Lafın gelişi kelebek, lafın gelişi. Öylesini söyledim. Nazlı. Sana bu kötülüğü yapanlardan hesabını soracağım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim şimdi kapatmam lazım. En yakın zamanda geri döneceğim. Erdem komutan hala orada mı? Burada ama... benim sana söylemem gereken bir şey var. Söyle kelebek. Söyle. Evet. Seni çok seviyorum Nazlı. Seni her şeyden çok seviyorum. Neredesin oğlum sen? Komutanım, söyleyemem. Ne demek söyleyemem? Ben senin komutanınım. Unuttun galiba. Ben Gülen anneyle Nazlı'ya bunu yapanların yanına bırakamam. İntikam almadan oraya geri gelemem. Senden intikam isteyen yok Ateş. Zaten işin de intikam almak değil. Unuttun mu? Unutmadım komutanım. Naysiyet yok. Onur yok. Ahlak yok. Ne olur beni emrinize karşı gelmek zorunda bırakmayın komutanım. Hem şimdi daha büyük bir mesele var. Örgüt büyük bir eylem planlıyor. Örgüt mü? Sen örgüte mi sızdın? Kafayı mı yedin oğlum sen? Destek almadan böyle bir operasyonu başarabileceğini mi sanıyorsun? Komutanım, benim geri dönmek gibi bir niyetim yok. Şero'dan çok yaklaştım. Onu öldüreceğime de eminim. Tam diplerindeyim komutanım. Bu bilgiyi almasaydım çoktan gırtlağını kesmiştim onun. Komutanım, benim şimdi kapatmam gerek. Ben sizi tekrar arayacağım. Ateş! Ateş! Oğlum neredesin sen? Eğitim kampına gitmek için sabahtan beri seni bekliyoruz. Belaya çıktım. Ne yani? Altıma mı işeyim? Gelin çocuk. Konuşmamız gereken önemli bir konu var. Karabatak'la mı ilgili komutanım? Aynen. İyi mi komutanım? İyi kelimesi şu an Ateş için göreceli. Sağlığı iyi mi? Evet. İyi. Sesinden öyle anlaşılıyordu. Ama kafa sağlığı iyi mi? İşte ondan emin değilim. Çünkü doğruyla yanlışı ayırt edecek durumda değil. Komutanım, korkutmayın bizi. Kardeşimiz iyi mi? Sizin kardeşiniz, benim askerim, hatta oğlum. Çok iyi demeyi ben de isterdim ama şu an mümkün değil. İyiliği size bağlı. Nasıl yani komutanım? Ateş sınır dışında. Hastanedeyken beni aradı. Örgütün içine sızmış. Şero dönen herifin peşinde. Bombacının mı komutanım? Evet. Komutanım, bu öyle tek başına yapılacak iş mi? Bizim de desteğe gitmemiz lazım. Ne yerin ne de örgütün durumunu biliyoruz. Böyle duracak mıyız? Ya anlaşılırsa asker oldu? Ya bir delilik yaparsa? Öldürecek kendini komutanım. O yüzden bir an önce Ateş'i oradan alıp gelmeliyiz. Sağlam kafayla, sağlam bir plan yapıp hemen operasyona başlamalıyız. Aradığı numaradan bir sinyale ulaştık. Elimizde bir bölge var ama orada çok fazla kamp olduğu için hangisinde olduğunu bilemiyoruz. Fethi, eylemle hemen yola çıkın.
Önden bir keşif yapın. Tim burada hazır bekleyecek. Çünkü Ateş, örgütün yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bilgisini verdi. Herhangi bir bilgi gelirse hemen operasyona çıkacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Sizler benim askerim olduğunuz kadar evlatlarımsınız da. Hiçbirinizin kılına zarar gelsin istemem. Biliyorum hepimizin içi intikam ateşiyle yanıyor. Yanıyor. Ama bitecek. Yine biz asker gibi görevimizi ve kanunları bilerek yapmak zorunda olduğumuz işi yaparak bu vatanı korumak için teröristlere geçit vermeyeceğiz. Şimdi beni daha fazla üzmeyin. Sağ salim gidin, ateşi de alıp sağ salim dönün. Emredersiniz! Bombacı olmak var ya, hep benim hayalimdi. Nasıl hayal lan o? Bombacılığın neresi sevilir ki? Öyle deme. Çok adrenalinli bir iş. Her dakika ölümle burun burunasın. İnanılmaz bir şey ya. Lehimler, kablolar falan. Sarı var, kırmızı var. Mesela sarıyı kestin patlayabilir. Yanlışlıkla kırmızıyı kestiğinde de patlayabilir. Çok hoşuma gidiyor ben. Orası öyle. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi Bedro? Eline silah alıp çatışmaya gitmektense inan böylesi daha iyidir. İyidir yani. Karşındakiler senin gibi 3-5 ay eğitim alıp çıkmıyor ki ortalığa. Herifler çok eğitimli. Gördü mü? Alnının çatından vuruyor seni. Orası öyle. Doğru söylüyorsun. Hem ben size bomba yapmayı öğretmeyeceğim. Nasıl yani? Ne yapmayı öğreteceksin peki? Drone. Drone uçurmayı. Drone? Drone uçuracaksınız. Drone nedir? Bombaları uçuracağız yani. Böyle uzaktan kumandalı oyuncak gibi bir şey. Birazdan görür anlarsın. Ha, yani dronları havadan bomba gibi üstlerine bırakacağız ve patlayacak öyle mi? Aferin Bedro. İyi kapıyorsun sen. Peki saldırıyı tam olarak nereye yapacağız? Acele etme, acele etme. Öğrenirsin. Eninde sonunda öğreneceğiz. Ha şimdi, az sonra ne olacak ki? Hele sen güven bu Şero'ya. Böyle şeyleri önceden bilmek iyi değildir. Aynen. Şu senin geçen yaptığın saldırıyı da kimse bilmiyordu valla. Bir tek kişi bile bilse kesin haber uçardı. Hangi saldırı? Nereye saldırı yaptınız ki? Albayın evine adam bomba koydu ya. Aynen öyle. Yalnız herife bir şey olmamış biliyor musunuz? Ucuz yırtmış. Evde değilmiş. Ama karısı ve kızı nanay. Parça parça olmuşlar. Olsun. O da yeter onlara. Paketi görmeniz lazımdı. İçine böyle bir palyaço koydum. Açınca kim bilir ne korkmuşlardır. Daha korkamadan güm. Oğlum ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Ne oluyor lan? Birini gördüm.
Birini gördüm sandım. Birini gördüm. Bakın şuraya. Oğlum niye baştan söylemiyorsun? Niye heyecan yapıyorsun? Allah'ım ne olur bana sabır ver. Şu herifi gebertmelerle plan yaptıklarını öğreneyim. Allah'ım ne olursan bana güç ver. Allah'ım ne olursan bana güç ver. Ula. Oğlum abi böyle, öyle değil. Bu örgütün iyice huyu suyu değişti. Böyle eğitim mi olur? Akülü arabaya falan bineceksek önceden haber ver. Teknolojiye ayak uydurmak lazım. Böyle teknolojinin içine oyuncakla savaş mı olur lan? 2-3 kayıp verdirsek bile olur. Şero bakıyor, Şero. Bunlar iyice işi kapmaya başladı ha. Bu dronlarla insansız hava uçaklarını indirebilir miyiz? O mesafeye bağlı. Ama Dragan'ın sipariş ettikleriyle çok rahat indiririz. Bunlar sinek gibi yaklaşırlar İHA'lara da, SİHA'lara da. Sonra da bir bakmışsın, güm. Gitti Türklerin paralar desene. Birkaç tane siyah indirse yeter. Rahat dolaşamazlar. Ondan sonra buralarda istediğimiz gibi takılırız. Aynen öyle. Ula düşür. Oğlum öyle değil abi öyle. Ula bunun pili bitti. Pedro ne oldu? Pili bitti herhalde. Düştü, onu almaya gidiyorum. İyi ki tependeyken düşmedi. Paramparça olurdun biliyorsun değil mi? Bir daha şarjına bak kullanmadan. Hadi git bul aleti. Ben bu drone'u nerede patlatacağımı biliyorum. Zarar zarardır, değil mi? Hoş geldin Dragan. Hoş bulduk Şero. Ne haber, nasıl gidiyor? Gördüğün gibi her şey gayet güzel. 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 Lan oğlum, ne işi var burada? Bu dronlara çok para verdim Şero. Tabii bir silahlı hava aracı kadar olmasa da. Ben bir de üzerlerine bomba yerleştirdiğimde görsen onları. Silahlı hava araçlarından çok daha iyi çalışır hale gelecekler. Umarım öyle olur. Çok iddialısın. Umarım boşa çıkmaz. Çünkü boşa çıkarsa senin de kafan gövdenden boşa çıkacak. Öyle bir şey olmayacak. Merak etme, boşa çıkarmayacağım. Bu malzemeler yarın geliyor. Sana konumlarını mesaj atarım, gider alırsın. Bu operasyona çok para harcadım. Sakın yüzüne gözüne bulaştırma. Merak etme. Bu arada seninle tanıştırmak istediğim yeni bir herif var. Adam çok iyi, ismi Pedro. İyi gelsin. Pedro! Pedro! Nerede lan bu herif? Bulun şu Pedro'yu. Şero ben gidiyorum, acelem var. Başka zaman tanışırız. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah.
Neredesin sen? Geldim, geldim. Sanırsam şarjı bitti. Hem dandikini bana verdiniz herhalde. İlk benimki düştü. Geç kaldın. Seni çok önemli biriyle tanıştıracaktım ben. Allah Allah. Bir daha ben çağırdığımda karşımda olacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam. E git şimdi hadi. Burada mı acaba? Sinyal bu bölgeden. Ama böyle herkese bakamayız tek tek. Ne yapacağız? Bize tek birini alır konuştururuz. Peki dur, ne yapıyorsun? Yakalanırsak ateşi de tehlikeye atarız. Başka çaremiz mi var? Biz bulana kadar başını daha da fazla belaya sokacak. Bekle burada. Son saniyem var. Bu adamı tanıyor musun? Burada mı? Bırak beni. Çok isterdim ama istemiyorum. 5 saniyen kaldı. Konuş. Geberim, gitmek istemiyorsanız buradan. Beni bırakın. Yaşatmazlar sizi. Bulurlar. Süren doldu. Uzun bir cümle, kısa bir hayal. Dur. Dur. Bekle. Konuş o zaman. Gebermek istemiyorsan salak. Bana göre hava hoş. İşini bulurlar zaten burada. Bedro bu. Bedro. Buldu ismi bak. Nerede bu? Burada değil. Aldılar onu. Kuzey kampına götürdüler eğitim için. Buraya yakın. Bunu ne yapacağız? Ben hallederim. Uyanınca hiçbir şey hatırlamayacak. Güzel. Gidelim hadi. Nereye? Şiş'e gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? Avcı. Ne işiniz var burada? Seni almaya geldik Ateş. Oğlum sen ne yapıyorsun burada kafana göre ya? İşimi yapıyorum. Hadi gidin buradan. Kanama tak. Dönünce başın yeterince derde girecek zaten. Daha fazla yakma kendini. Gel dönelim hadi. Dönemem avcı, dönemem. Dönemem. Erdem Albay'la da konuştum. Örgüt büyük bir eylem planlıyor yarın. Saatini ve yerini öğrenmem lazım. Ondan sonra da o şerotun gırtlağını keseceğim. Karabatak çok kalabalıklar. Yaşatmazlar seni. Bak Nazlı da gözlerini açtı. Yapma Ateş. Gelemem. Okyay'dan çıktı bir kere. Güler annenin intikamını almadan çıkmam buradan. Gırtlağını keseceğim. Hemen çıkın buradan. Gidin. Dikkat edin yolda. Her yerde çevirme yapıyorlar. Çıkın buradan bayol. Gidin. Dikkat edin kendinize. Hadi gidin buradan. Gidin. Ne oluyor? Bu kadar uzun ne yapıyorsun sen? Ya göstereyim ne yaptığımı. İşinize gücünüze bakın.